Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir spor parolasıyla yola çıkan NSK CrossFit Sports'a konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Denizli Merkez'de hız kesmeden devam ediyor. NSK Otizm Spor Eğitim Merkezi bizleri konuk etti. Aslında çok fazla rast gelinmeyen ve hassas bir işletmedeyiz. Yanımda işletme sahiplerimizden Halil Tombalak var. Bakalım bize sektörle alakalı neler anlatacak. Halil Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İlköğretim Okulu'nu ben Üçler İlköğretim Okulu'nda okudum Denizli'de. Lise öğrenimimi Bozkurt Spor Lisesi'ne gittim. Orada spor eğitimi aldım. Sonrasında beden eğitimi bölümü düşündüm. 2 sene hazırlandıktan sonra Muğla Üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümüne girmeye hak kazandım. Sonrasında oynadığım profesyonel takımlar oldu handbolda. Bu takımlarda yaptığımız antrenmanlarda özellikle antrenman bilimi ve aldığımız eğitim programı ile ilgili bu gibi otizm, yani sosyal sorumluluk projesi anlamında ya da normal çocukların gelişiminde bu gibi konuları ele aldık. Bunun eğitimini aldık zaten. Bu alanda bir iş yeri açmayı düşündük. Bu iş yerimizde şu anda 3 yıldır faaliyette. Nirvana Spor Kulübü olarak 5 yıl önce kurulduk. 5 yıldır bu sektörün içindeyiz. 2 yıldır da Otizm Eğitim Merkezi ve Çocuk Spor Eğitim Merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Hizmet demişken, burada müşterilere, öğrencilere ne gibi hizmetler sunuluyor Halil Bey? Burada öğrencilerimiz normal çocuklar olsun, otizmli ve gelişim gerili ya da öğrenme güçlüğü olan çocuklar olsun, motorik beceriler anlamında burada eğitim alıyorlar, spor anlamında. Bu eğitimlerin kapsamı şu şekilde oluyor. Çocukların yapabildikleri ya da yapamadıkları şeyleri, yani fiziksel özellikleri veya psikolojik özellikleri geliştirmek. Peki Halil Bey, burada grup eğitimi mi veriliyor yoksa bireysel eğitim mi? Biz hizmetimizi bireysel olarak veriyoruz. Çünkü grup eğitimi gerekli olduğu yerler var çocuklarda, ancak eğitim bireysel olursa kendine özgün oluyor. Peki seans mı uygulamalarınız oluyor? Seans uyguluyorsanız seans saatiniz ne kadar sürüyor? Bunlardan da kısaca bahsedelim. Ortalama birer saat sürüyor. Seans yapıyoruz biz. Çünkü bireysel eğitim son derece önemli gelişim açısından. Ailelerin istekleri önemli kaç seans olduğu hakkında. Biz en az bir seans veriyoruz haftada. En fazla 4-5 oluyor. Peki bu seanslar sonucunda gözle görülür bir değişiklik kaç seans sonunda görülüyor? Takribi 3 ay sonra davranış bozuklukları gideriliyor. Tabii buranın adına baktığımız zaman şu anda Otizm Eğitim ve Spor Merkezi olarak geçiyor. Burada sadece otizmli öğrencilere mi hizmet sunuluyor? Yok, sadece otizm değil. Gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, yaşam koçluğu gibi ve normal çocuklara da bizim motorik beceriler anlamında eğitimlerimiz var. Peki şu anda kaç kişilik bir öğrenci potansiyeliniz var? Şu anda Nirvana Spor Kulübü adı altında eğitim gören, sadece Otizm Eğitim Merkezi ve Çocuk Spor Merkezi değil, işte yetenek sınavları bölümümüz de var, CrossFit eğitim bölümümüz de var. Toplam şu anda 155 civarı bir öğrencimiz var. Peki sektördeki hedefleriniz nelerdir Halil Bey? Sektördeki hedeflerimiz, hedefimiz biz yola çıkmadan önce şu şekilde belirlemiştik. Bu alanda eğitim veren firmalar öncelikle para konusunda çok duyarsızlar. Biz aldığımız ücretin karşılığını tam anlamıyla vermek için en iyi hocalarla çalışıyoruz. Kulübümüz de pahalı değil. Ekonomik fiyatlarımız. Peki kaç hocamız var eğitim veren? 8 tane alanında uzman antrenörümüz var. Birebir eğitimlerde eşlik ediliyor. Bayan, erkek, kaç bayan hocamız, kaç erkek hocamız var? 4 tane bayan, 4 tane bay hocamız var. Burada yapılan uygulamalardan biraz bahseder misiniz lütfen? İzleyicilerimize açıklamak açısından. Tabii ki bahsedeyim. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz burada çocuk spor merkezi olarak parkur ya da parça parkur çalışmaları yaparak motorik gelişimleri geliştirme amacımız var. Ritim eğitimi, spor alan eğitimi,
spor branş çalışmalarımız var. Koordinasyon çalışmaları başı çekiyor bu alanda. Bizim eğitim sistemimiz geliştirici ve sonuç odaklı çalışmalarımız bu şekilde. Peki başka bir şube açmayı düşünür müsünüz? Başka bir şube açmayı düşünmüyoruz fakat işleri büyütmenin peşindeyiz. Çünkü yoğun talep var Denizli'den bize. Her veli işleri büyütmemiz gerektiği yönünde bize direktifler veriyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Bu alanda çocuğunuzun eğitim görmesi ya da iyi bir eğitim, eğlenerek eğitim alması için çalıştığı hocalar son derece önemli. Bazı ailelerimiz sporun geliştirici olmadığını düşünüyor. Fakat davranış bozuklukları bakımından spor son derece geliştiricidir. Lütfen duyarlı olalım. Bizler de verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Halil Bey. Nirvana Spor Kulübü'nden hizmet alan velilerimizden Alime Hanım yanımda. Bakalım Alime Hanım Nirvana Spor Kulübü hakkında neler düşünüyor? Alime Hanım öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim siz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Öğrencinizle beraber buradan hizmet alıyorsunuz. Neden Nirvana Spor Kulübü'nü tercih ettiniz? Neden Nirvana Spor Kulübü'nü tercih ettim? Bizim tercih etme bir yerimiz yoktu Denizli gibi bir yerde. Böyle bir yerin açılması bizim için bir lütuf diyebilirim. Yani böyle bir yer açıldığında ben çok sevindim. Yani pek de böyle bir şansımız yoktu. Gelip deneyeyim nasıl olacak dedim. Yani çok uzun sürede olmamasına rağmen ben gelişim olduğunu görüyorum. Gözle görülür ne gibi sonuçlar gördünüz? Konuşma adına da mesela net çıkmaya başladı. Mesela bunun tikleri vardı, azalmalar var. Bir nevi daha çok yani iletişimde daha güzel anlaşabiliyoruz. Yani çok da uzun olmadı ama gene de bunlar gözle görülür derecede beni bir anne olarak çok sevindiriyor. Bir anne olarak siz buradan aldığınız hizmetten çok memnunsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Diğer velilerimize de buradan önerir misiniz tabii Nirvana ki, Spor tabii Kulübü? Tabii ki. Böyle bir yerin olması bizim için diyorum hani Denizli gibi bir yerde. Yani biz otizm bir yere çocuğumu göndermek istiyorum. Yüzme olsun bir şey olsun. Mesela eşim gittiğinde bir yüzmeye konuştuk, anlaşıldı. Çocuğum otizmli dediğinde kalıyorlar. Hani böyle bir yerin olması otizm adına beni çok mutlu etti yani. Herkesin hani gelip denemesini, gelip görmesini tavsiye ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Alime Hanım. Bizler de öğrencinizin başarılarının devamını diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben de.